Şimdi tabi öyle yapacağız. Kaynır kare edeceğiz. Thank you.
Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Teknik arızadan kaynaklı problemden dolayı biraz geç bağlantı yaptık. Uzaktan kaleye vurmuş. Kaleci üstün kattı. Hatta etkinlik geldi. Beyler Bey'in kalesine, Beyler Bey'in Trabzonspor mücadelesinde sizler ben merkezden bir yayını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Çünkü önümdeki görüntü kalitesi çok düşük ve çok kötü. Bu bağlamda eğer eksik bilgi verirsem, yetersiz bilgi verirsem, yanlış bilgi, yanlış isim, bundan dolayı şimdiden çok özür diliyorum. Yani önümdeki futbolcuları sadece silüet halinde görüyorum. Genel görüntünün çok dışında orta ceza sahası içerisine, ama topu çıkartmak çabası içerisinde hangi oyuncunun kim olduğunu, nasıl olduğunu detaylarıyla okuyorum. Öylesine kötü bir görüntü var ki önümde. Beyler Bey'in Trabzonspor yazısını bile okumakta zorlanıyordum. Onu söyleyebilirim. Umarım teknikten sorumlu arkadaşlar bunu düzeltmeye çalışırlar. Zaten 15 dakika gecikmeli de sizlerle birlikte olduğumuz için bir kez daha Beyler Bey'in ailesi olarak çok özür diliyorum efendim. Trabzonspor Beyler Bey'in mücadelesinde kalitede patma var Beyler Bey'in de. Savunma Sümeyra Akon, Çiğdem Kravets, önlerinde Demet, bir kanatta Raize, diğer kanatta Demet. Derya ve Mahallen Demet'in önünde ve Elana ileride gol noktalarında etkili olmaya çalışacak. Ajdaş var kalesinde Trabzonspor'un. Meryem Bindadayı, Tamari Tataşvili. Karda savunma dörtlüsü. Önlerinde Ayda Hatic, Petra Pidaş ve Didem sağ ve sol çizgide orta alanda. Teona Bakratze sağ çizgide oynuyor. Ve sol çizgide ve Dilek ileride gol noktalarında etkili olmaya çalışıyor. Mücadelede ilk 15 dakikayı golsüz geride bıraktık. İki tarafta golü bulamadı. Kaptırılan top bir faul beklentisi var. Karşılaşmayı yöneten hakemin düdüğü Ahmet Turan Temiroğlu. Maçı yönetiyor Yunus Yalçın ve Ensar Bostancı yardımcıları. Dördüncü hakem Emrah Ergün, gözlemci Uğur Baş. İki takımın oyuncuları şu anda sakatlık dolayısıyla duran oyunda, tedavi için beklenti içerisindeler. Hemen ligde puan durumunu sizlere aktaralım. Galatasaray 49 puanla zirvede, Fenerbahçe 48 puanla ikinci sırada. Maç eksiğinde 42 puana sahip Ankara Büyükşehir Belediyesi Konket Spor Kulübü 3. sırada ve Beylerbeyimiz 42 puanla 4. sırada yer alıyor. 20 maç, 13 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet var. Beylerbeyi 43 attı, 12 gol yedi. Ligin en fazla gol atan 4 takımından biri Beylerbeyi, artı 31 gol averajına sahip. Bu anlamda da ligin en iyi 3 takımından biri Beylerbeyi, Emrah Akça yönetiminde. Trabzonspor'sa 20 maç sonunda 9. sırada, 6 galibiyeti var, 4 beraberliği, 10 yenilgisi. 19 attı, 28 yedi, eksi 9 gol averajına ve 22 puana sahip Trabzonspor takımı. İki takımın oyuncuları sahada tedavi için beklenti içerisindeler. Az sonra mücadele başlayacak bir kez daha. Beylerbeyi takımı geçtiğimiz hafta içerisinde oynadığı mücadeleden kötü bir sonuçla, beraberlikle ayrılmıştı. Aslında sonuç belki kötü değildi ama çok konuşuldu. Beylerbeyi takımında özellikle ortaya koyduğu performans, değerlendirme, yorumlar, analizlere baktığımızda kazanılması gereken bir maça bir hakemin ne kadar etki ettiği üzerineydi. Hakem kelimenin tam anlamıyla Beylerbeyi'nin puanı aldı, çaldı ve bir kenara koydu. Böyle olunca da Beylerbeyi mutlak bir galibiyetten olmuş oldu. Hakemin bu mücadeledeki rolünün hayli fazla olduğunu söylemek mümkün. Hakem tam anlamıyla rezil bir yönetim gösterdi. Ümit ediyoruz ki Türkiye Futbol Federasyonu bu yönetimi doğru ve nitelikli bir şekilde ele alır ve hakemlerin ortaya koymuş olduğu bu veri tabanındaki boşluğu ya da eksikliği ya da sıkıntıyı giderecek davranış modellerini yaratabilir. Kaleci uzun gönderdi kale vuruşunu. Kalesinde biliyorsunuz Haydaş var ve şimdi yerden gönderilen top sağ kanada doğru açıldı. Sağ kanatta topla buluşma çabası. Sümeyra oraya geldi. Pong geldi. Raketini perdeledi ve top kaleci Fatma'ya kadar geliyor. Özellikle o alandan bindirmeleri 7 numaralı formasıyla Bakratze yapıyor. Bakratze
Topa yetişemedi pozisyonda. Fatma uzun gönderdi Kravets'e. Kravets bugün Çiğdem'le oynadı ama daha önce çalan düdük var ve maçın hakemi pozisyon için topun dışarıdan çevrildiğini vurgusunu yapıyor. Gelen top orta şansı ceza sahası içerisinde yükseklik kazandı. Kafalardan sekti. Sağ kanada açıldı. Muazzam bir kör dövüş orada. Malen alma çabasında. Derya da hareketlenmişti o noktaya. Sümeyra. Sümeyra uzun gönderdi. Raiza'nın koşu yoluna. Raiza'dan önce geriye kaleciye doğru gönderilen top. Malen hareketlenmişti Sümeyra. İndiği noktada Bakratze derinlemesine gönderdi. Konk ve Çiğdem kademede dikkatli. Çiğdem ve Konk savunmanın iki bel kemiği, çok değerli isimleri. Derinlemesine gönderilen toplar şu ana kadar hedefi bulmadı. Bakratze destek geldi ona. Bakratze Dilek ve Balonga Gres destek veriyorlar. Orta ceza sahasına arandı. Dışarı doğru çıkartılan top sert vuruş. Sekti. Bu arada bir sakatlık var. Zannediyorum bu sert vuruşta top suratına çarptı ve sakatlık yaşanıyor. Tedavi için sağlık görevlileri tekrar oyun sahasında. Didem ve Pedra yan yana. Yerdeki isim Didem sakatlık yaşıyor. Çok sert geldi top Demet'in suratına. Demet yerde. Demet'in tedavisi hala devam ediyor. Sağlık görevlileri oyun sahasında. Maçın hakemi Ahmet Burhan Timiroğlu. Demet şimdi kenara alınacak. Oyun tekrar hareketlendi. Kafalardan sekti. Orta ceza sahasına Fatma. Fatma uzun gönderdi. Taç Beylerbeyi'nin. Elana top hareketlenmişti. Sonuç alamadı. Etkili geliyor Trabzonspor takımı. Arapası ceza sahası içine Fatma. Zamanında bir çıkış. Görüntüde zaman zaman eksilmeler oluyor. Bundan dolayı çok özür diliyoruz. Bir kez daha çok zor şartlar altında çekim gerçekleşiyor. Raiza alma çabasındaydı Sümeyra. Ya gördüğünüz gibi ya Türkiye Futbol Federasyonu akıl alır gibi değil. Yani kadınların Süper Ligi diyorsunuz. Yani şimdi bazen ben burada konuştuğumda insanlar kızıyor. Kadınlar Süper Ligi. Yani erkekler Süper Ligi ile kıyasladığında ligin en üst seviyesi. Yani bugün Türkiye Ligi'nin en üst seviyesi ve yıllarca Türkiye'de üst düzeyler maçları anlatmış olan bir spikeri de Beylerbeyi takımı kiralıyor. Diyor ki Tahir Kıran taşın altına elini koyuyor. Ya kardeşim diyor gel bu maçlarımızı bizim anlat diyor. Biz de Sayın Kıran'ın buraya ortaya koyduğu büyük emeklere teveccüh edip de bizi tercih ettiği için minnetlerimizi sunuyoruz. Ne geliyoruz anlatıyoruz. Anlatım kulübesi yok. Anlatım yeri yok. Çekim yeri yok. Yani bu mudur Türk kadınına
Türk kadınının maçları oynaması için hizmet vermek adına seçtiğiniz yerler. Yani stat yapıyorsunuz, tribünlerde maçın çekileceği bir yere yayın yapılacağını falan hiç düşünmüyorsunuz. Bu kadar bilgisiz, bu kadar eksik, bu kadar yetersiz, bu kadar zayıf yönetimlerin olduğu bir anlayış ve felsefe bir adım yol gidemiyor işte. Ya kadınlar futbol ligini çekiyorsunuz, bir tane kulübe yapmışsınız. O kulübenin içinde, kulübenin alt kısmında bir yayın olduğunda ya da orada bir pozisyon olduğunda orada kameramanın onu nasıl çekeceğini düşünmemişsiniz. Çünkü öyle alanlar yapmışsınız ki sadece tel örgülerle saha içerisindeki alan 1 metre. Ve bu 1 metrelik alanda her şeyi yapmaya çalışıyor herkes. Yani oyuncu o 1 metrelik alanda ısınmaya çalışacak. Kameraman o 1 metrelik alanda. Bak görüyorsunuz değil mi ne kadar yakın stada ısınmaya çalışan insanlar. Yedek kulübeleri neredeyse sahanın içerisinde. Yani bu kadar geniş bir coğrafyada, bu kadar etkili bir coğrafyada biz pozisyonları ortaya koyma noktasında, yayınları yapma noktasında sıkıntılar yaşıyor. Akıl alır gibi değil. Ya tebrik ediyorum. Ya, bu işte emeği olan 35 yıldır maç anlatıyorum. Yani şu Türkiye Futbol Federasyonu'nun kadınlar futbol ligine verdiği önemsizliği anlamakta zorlanıyorum. Firmalar, Kıran Holding, o bu Formgate, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu kadar emek veriyor. Şurada görülen resme bakar mısınız lütfen? Ya bu kadar mı rezil olabilir ya? Bu kadar mı kötü olabilir? Yazıklar olsun Türkiye Futbol Federasyonu. Hakikaten artık patlamamak elde değil. Etkili geliyor Trabzonspor takımı. Ara pası, derinlemesine, sağ kulvarda hata destek var. İçeri pas, gol pozisyonu, top dışarı gitti. Direkt hata destekledi. Balonga ile birlikte gelişti hücum. Sonuç gelmedi. 26. dakikanın içerisindeyiz. Golsüz eşitlik devam ediyor. Fatma. Sümeyra alamadı. Sümeyra pres yaptı, kaptı. Rayza sağda bindirme yaptı. Ortada müthiş bir mücadele. Kaptırılan top. Balonga. Ara pası. Aman dikkat. Aman dikkat. Müthiş bir fırsat kaçtı ama daha önce kalkan bayrak var zannediyorum. Çok etkili geldi Trabzonspor. Bu arada görüntülerinizde atlamalar oluyor. Buna stroke diyoruz biz. Bu bölgedeki internet eksikliğinden, internet tabanında yaşanan problemlerden kaynaklanıyor. Bundan dolayı bizi izleyen yaklaşık 100 kişi var. Bundan dolayı özür diliyoruz. Çünkü dediğim gibi internet hattından kaynaklanan problemden başımıza geliyor bu. Yoksa bizden kaynaklı bir problem değil. Bölgedeki internet altyapısı. Bir de Sayın tabii Cumhurbaşkanı da bugün Trabzon'a gelecekmiş. Zannediyorum Cemırlar ve diğer ögelerden de etkilenmiş olsa gerek internet altyapısı. Buradan kaynaklı veri tabanında bozulmalar meydana geliyor ve siz YouTube'dan bunu izlerken ben zaten YouTube'dan izleyerek maçı mümkün olduğunca size anlatmaya çalışıyorum. Benim önümdeki görüntüde hiçbir şey yok. Yani sadece silüetler var. Hiçbir şey görmeden tabirlerinde ise bu maçı size aktarmaya çalışıyorum sevgili izleyenler. Dediğim gibi bir pot kırarsam bir eksiklik olursa affınıza sığınıyorum ve özür diliyorum. Serbest vuruş kullanılacak. Tardağ topun gerisindeydi bıraktı. Uzun gönderilen top. Bordo mavilere etkili gelmek çabasında. Kademeli dikkatli Çiğdem. Meyra. Oyuncularla o kadar içli dışlı ve o kadar onların koşu stillerini, saç stillerini her şeyi öğrenmişim ki emin olun önümde sadece bir silüet var. O silüete bakarak maç anlatıyorum.
ve oradan oyuncuyu çıkartmaya çalışıyorum. Raiza bıraktı Sümeyra. Sümeyra'dan önce dokunuş, top dışarıda. Meryem sağ beki Trabzonspor'un kapattı. Raiza top istiyor. Tabii biz topu göremiyoruz şu açıdan. Dediğim gibi çekim noktası o kadar kötü ki topun nerede olduğunu dahi görme noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Kaptırılan top. Orta ceza sahasına kon kademeli dikkatli. Uzun bir pas. Halen hareketlendi. Tekrar Malen. Paslaşma serisi mükemmel. İndiği yer sağ kanatta koşuyor. Ama o topa yetişemiyor. Bugün Elana ileri atmış Emrah Hoca. Elana'nın geçen hafta bir sakatlığı vardı. Cezası vardı. Yoktu. Malen hemen arkasında oynuyor. Bir kanatta Sevgi, diğer kanatta Raiza. Derya ve Malen de Elana'yı besliyorlar. Daha önce çalan bir düdük. Serbest vuruş. Üçte birlik kısmı toplam sürede geride bıraktık. Golsüz eşitlik devam ediyor. Beylerbeyimiz Trabzonspor karşısında Fatma. Uzun bir top. Fatma bu arada 3 oyuncumuz milli takıma seçildi. Onları da yürekten kutluyoruz. Kıran ailesinin özellikle genç kızlara yapmış olduğu, futbola yapmış olduğu bu yatırım meyveleri her geçen gün farklı niteliklerle ortaya koyuyor. Güzel şekilde işte gördüğünüz gibi A milli takımımızı besleyen oyuncuların adresi oldu adeta Beylerbeyi. Ve bu oyuncularımız bugün milli takımımız, ay yıldızımız için ter dökecekler. Mine'yi, Fatma'yı, özellikle bu noktada başarılı olan bütün oyuncularımızı alt kategorilerde ve üst kategorilerde kendilerine ay yıldızlı formada şans bulanları yürekten tebrik ediyoruz. Yine kaptırılan top çıkarken bugün ritim bulamadık şu ana kadar. Faul. Çiğdem kullanacak. Uzun gönderilen top. İndiği nokta. Serbest vuruş kullanılacak. Ceza sahası hiç kalabalık. Atışın hızlı kullanılmasını istedi maçın hakemi Ahmet Turan Timuroğlu. Tekli. İndiği nokta. Yükseklik kazandırıldı. Raiza bindirme yapıyor. Ara pası Elana'ya doğru. Elana alırsa tehlike. Elana rakibe takıldı. Şimdi çabuk çıkma çabası Sevgi. Sevgi çok güzel sakladı. Sevgi klas hareketler. Sevgi ayağından açıyor topu. Kademede Çiğdem dikkatli. Uzun bir pas. Elana. Elana topu kurtaramadı. Adai.
Faul mü taç mı? Baktım. Taç dedi hakem. Yanına çağırıyor maçın hakemi. Trabzonsporlu oyuncuya bir uyarı. Sevgili izleyenler de bu anlamda ben Beylerbeyi YouTube adresinden de kıymetli Beylerbeyi'nin güzide taraftarının yorumlarına bakıyorum. Erol Oktay çok kasıyor demiş. Mantar da çok kasıyor demiş. Bengusu değerlendirmesini yapmış. Dediğim gibi burada internetten kaynaklı bir sorun var. O internetten kaynaklı sorunun yaratmış olduğu etki burada siz de izlerken aynı sorunu yaşamanıza neden oluyor. Bundan dolayı bir kez daha özür diliyoruz yayın ailesi olarak. Siz de zaten bununla ilgili sıkıntılarınızı dile getirmişsiniz. Canlı sohbet hattını da takip ediyorum. An itibariyle siz değerli Beylerbeyi taraftarlarının görüşlerini de gözlemlemeye gayret ediyoruz. Meyra kullanacak taç atışını. Bu arada Malen'le rakibi arasında yaşanan bir diyalog vardı. Hakem bu diyalogdan dolayı her iki oyuncuyu da uyardı. Meryem ve Malen'i yanlış pas Elana'dan derinlemesine top Fatma çıktı. Allah Fatma'yı nazardan korusun. Muslera gibi bir Fatma. Kafayla aşırtılmak istenen top. Müthiş bir mücadele izliyoruz. İyi kapattı orayı. Kravets şu ana kadar geçit vermedi. 10 dakikanın içerisindeyiz ilk yarı olarak. Demet. Çiğdem, Kravets, Demet destek, kötü pas. Basit hatalar geliyor bazen Beylerbeyi'nden akıl almaz şekilde. Demet, top istemişti. Çiğdem uzun gönderdi. Mahallen, yerde kaldı faul beklentisi içinde. Hayır dedi hakem. Berkaç. Orayı kapatma çabası. Orta şut karışımı içeri gönderilen top dışarı. Fatma. Bu arada hakem oyunu durdurdu. Meyra'nın yanına gidiyor. Ama hayır, hakem atışıyla başlatacak oyunu. Meyra. Kon. Kaptırılan top. Ara pası. Şu şansı aradılar. Kong kademeli dikkatli. Geçmedi. Derya hareketlenmişti. Derya taç atışı kullanmak istedi. Top çıkmadı. Tabii benim açımda olmadığı için orada ne olduğunu göremiyorum. Çok özür dilerim efendim. Hakikaten akıl alır gibi değil. Yani meslek hayatımda 35. yıldayım. Bu kadar zor şartlarda hiç maç anlatmamıştım. Öyle söyleyeyim size. Önümde bir görüntü yok çünkü yani bir görüntü olmadığı için görüntü olmayan bir yerden maçı anlatmaya çalışıyorum. Görüntüsüz bir alan.
sıfır görüntünün olduğu bir yerde maçı anlatma çabasındayım. Uzun gönderilen top. Savunmanın arkasına doğru. Tekli. Kong kalemine dikkatli. Kong büyük hata. Aman dikkat. Çiğdem ve Fatma. Kong bir anda yüreğimiz ağzımıza geldi. Akıl almaz bir hata. Fatma. Ayza. Uzak kaldı. Ben sevgili yönetmenimden rica edeyim alt kameraya geçmesin. Çünkü hakikaten görmek zaten çok zor. O alt kameraya geçtiğinde hiç göremiyoruz. Mümkün olduğunca kamerayı çevirebilirse o noktaya, oradan çekim kalitesini aktarmaya çalışırsa seviniriz. Tabii yönetmenle görüşme ve bizim karşılıklı konuşma şansımız da olur. Top dışarı çıktı mı çıkmadı mı, nerede? Süper Lig'in, yani kadınlar Süper Ligi bu mudur diye soruyorum Türkiye Futbol Federasyonu. Bu mudur yani? Bu şartları mı uygun görüyorsunuz? Saygıdeğer TFF yetkili. Bu şartlarda mı TFF kadınlar Süper Ligi'ni oynatıyor? Geçen haftaki hakeminizle ilgili mesela nasıl kararlar verdiniz? Merak ediyorum. Bugün VAR kayıtlarının açıklanacağı belirtildi Süper Lig erkekler için. Kadınlar için taşın altına elinizi koyanlara siz de yardımcı oluyor musunuz? Bu kocaman soru işareti. Kaleye uzaktan şu şansı. Sert vuruş dışarı çıktı. Atma. Tekrar Fatma. Çiğdem Kravets. Kaptırılan top. Beyler bir enteresan bir şekilde kendi yarı sahasından çıkamıyor bugün. Top yapmakta da zorlanıyor. Halbuki rakibi kendisinden daha güçlü değil. Üçüncü dakika. Şapka mı koyayım üstüne? Ceza sahası içi kalabalık. Köşe vuruşu kullanılıyor. Orta içeriye doğru. Arka alan Fatma elinden kaçırdı. İkinci hamle. Topalarda hakem golü verdi. Enteresan. Hayır, gol yok. Orada bir faul var. Faul belirtiyor. Serbest vuruş kullanıldı hızlıca. Çünkü bir an hakeme de baktım. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Çok enteresan bir pozisyon. O karambolde. Atma çünkü havadaydı. Ona yapılacak en küçük bir müdahale sıkıntı yaratabilir. Rice'e bindirme yapıyor. Rice'ın koşuşunu atarsa iyi pas. Malen kendi gitti. Malen bir çalım, bir çalım daha. Malen iyi gördü. Rice'a geçmedi. Rice'a geçmiyor. Malen çok güzel taşımıştı topu.
Derya. Derya'nın pası aldı, verdi Derya. Derya içeriye, ceza sahası, gol pozisyonu. Aşırttı, top dışarı gitti. Ah Rayza dediğimiz an. Gole çok yaklaştık. Ama bayrak kalktı zannederim yardımcı hakem. Offside dedi. Dakika 45. Top dışarıda, taç. Aynı noktaya dört tane kameramanı sıkıştırırsanız işte bu açıyla maç izlersiniz sevgili federasyon yetkilileri. Aynı noktada dört kameraman, üç kameraman iş yapmaya çalışıyor. Siz öyle bir yere kameraların yerleştirileceği alan yapmışsınız ki böyle maç izleriz işte hep beraber. Top korner çıktı mı çıkmadı mı, bakın top nerede? Ha, Sayın Mehmet Büyükekşi, top nerede soruyorum. Siz topu görüyor musunuz efendim? Top nerede? Bu pozisyonda top nerede? Kameraman mümkün olduğunca vermeye çalışıyor ama top yok, bakın. Ya bu mudur Kadınlar Süper Ligi'ne reva görülen? Yıllardır aynı şeyleri anlatıyoruz ama masal. Sağ kanattan gelişiyor beyler, beyimizin hatağı. Uzun gönderilmek istenen top. Pres. 45 dakika bitti. Şimdi Malen. Çok güzel top gelebilirdi Rayza'ya. Rayza çıldırdı. Rayza çok haklı. Güzel bir top gelse kaleciyle Aydaj'la karşı karşıya kalacaktı. Kol. Çiğdem. Kravets. Demet ve Derya. Sümeyra bindirme. Derya aldı. Derya iyi düşündü. Çok güzel top yapıyor beyler beyi. Elana. Sevgi'ye doğru aşırtmak istedi, olmadı. Bir taç daha. Üst üste aynı noktalardan taç atışları. Trabzonspor etkili geliyor. 2-2 geliyor. Aman dikkat. Kon kapatmak lazım. Çok süratli rakip. İçeri gönderilen top. Uzatma geldi. Dediğim anda oldu, geliyor. İlk yarı skoru 0-0. İkinci yarıda birlikte olmaya çalışacağız. Teknik rahatsızlıkları yoğun olduğu bir maçta. Umarım bütün insan etmemişizdir. Aklımıza sığmıyoruz ama beyler bey olarak yayınların her noktasından sizlere ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi minik bir ara.
mücadelede ikinci yarı başlıyor. Sümeyra bıraktı. Çiğdem. Bası ise kısa düştü. Bir faul kararı. Yoksa oyunu durdurdu mu? Önce bir durdurdu. Sağlık görevlilerini oyun sahasına davet ediyor maçın hakemi. Serbest vuruş kullanılacak mı yoksa hakem atışıyla mı oyun başlayacak? Orası muallakta çünkü teravih yapılıyor. Zannediyorum hakem atışıyla oyun başlayacak. Tedavi gerçekleştiriyor. Balonga Grace orada. Fatma da yardıma geldi. Trabzon'da ligin 21. haftasının heyecanında sizlerle birlikteyiz. Beylerbeyi soğuk bir havada oynanıyor karşılaşma. Sevgi ve Sümeyra bir şey konuşuyor. Bu arada ikinci yarı başlarken Marlen çıktı. Karina 25 numaralı formasıyla oyunda. Kong çıktı. Akia oyuna dahil oldu. Ve Demet çıktı. Natalya oyunda. Üç oyuncu değişikliğiyle birden başlıyor. Beylerbeyi takımı şimdi topla hareketlenen arkadan müdahale bir son adam değerlendirmesi kırmızı kart gelir mi? Ve geldi. Ve geldi son adam değerlendirmesi kırmızı kart. Trabzonspor sahada 10 kişi. Bariz gol şansı son adam yorumu. Ve 10 kişi kalıyor Trabzonspor takımı. Maçın hakemi tabii pozisyonu tekrar izleme şansımız olmuyor. Beylerbeyi'ndeki maçlarda olduğu gibi o üst düzeydeki maçlarımızın heyecanında olduğu gibi burada daha kısıtlı imkanlarla yayını size ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Deplasmandayız en önemlisi. Trabzonspor sahada 10 kişi. Frikik kullanılacak. Tehlikeli bir nokta. Direkt kaleye gidebilir. Hakem henüz işaretini vermedi. Ahmet Turan Timiroğlu. Şimdi düdük çaldı. Kötü bir vuruş. Kale vuruşunu kullanacak kaleci. Yanlış görmediysem tatuaj fiili oyundan atıldı. Trabzonspor sahada 10 kişi kaldı. Arapası Bakradze. Orta şansı Fatma'ya doğru. Fatma.
Sümeyra birlikte uzaklaştırdılar. Elana yükseldi. Zannediyorum oyuncu değişikliği hamlesi de oldu. Balonga alamadı Sümeyra. Natoaşvili kırmızı kart gördükten sonra 10 kişi kaldı. Rakip 51. dakikadan itibaren ceza sahası iyi kullanamadık hücumu. Aslında iyi geldik. Elan hareketlenmişti ama biraz geride kaldı Raiza. Şimdi 10 kişi kalan rakip karşısında Beylerbeyi daha atak, daha efektif, daha etkili olacaktır hiç kuşku yok ki. 3 oyuncu değişikliği de Natalya, Karina, Akia hamleleri. Sevgi. Ceza sahası içinde Elena sever bu topları. Elena, korner. Beklentisi hayır. Beklenti kornerdi. Karar kale vuruşu oldu. Elana bir sakatlık yaşıyor. Bulunduğumuz açı gördüğünüz gibi hakemi görmediği için yardımcı hakemin verdiği kararı da tam çözemedim ama kale vuruşu demiş. Offside gibi kullanmak isteyince de Aytaş onu uyardı. Kale vuruşunu kullan dedi. Aytaş kale vuruşu kullanıyor. Faul. Faul yapan isim oyuna sonradan giren Karina. Sevgi yavaş hareket edince rakip gitti topu almaya. Kaleci bana bırakın ben kullanacağım dedi Aytaş. Tabii Trabzonspor şimdi 10 kişi kalınca oyunun boşluklarına da sığınmaya çalışacak. Sıkıntılı bir süreç başladı Bordo Maviller için. Elle oynama itirazları Fatma. Hala tartışmalar devam ediyor. Fatma uzun gönderdi. Raiza hareketlenmişti Elena ile birlikte. Akia alamadı. Bu arada Akia'nın da kendi ülkesinde milli takıma davet aldığını Tahir Kıran duyurdu. Oyuncusuyla gurur duyduğunu da sosyal medya üzerinden tüm Türkiye ile tüm dünyayla paylaştı. Nasıl gurur duymasın? Bu kızlara daha küçücükken, daha adları hiç duyulmamışken yatırım yapıp bu çocukların, bu gençlerin, bu güzel oyuncuların hepsi bir yerlere geliyorlar. Kıran Holding'in, Tahir Kıran'ın, kıymetli kızı Dilanas Kıran'ın bu işte çok büyük emeği var. Raiza bıraktı, Akia. Çabuk çıkma çabası. Ara pası güzel. Elana kötü pas. Bakratze. Çok tehlikeli bindirmeler yapıyor Bakratze yerde. Penaltı bekliyor. Hayır dedi hakem kale vuruşu. Bakratze penaltı bekledi. Çiğdem. Sevgi kendini gösterdi. Sümeyra. Önünde Sevgi. Derinlemesine top. Aşmadı. Araya girme çabası elle oynama. Karina. Aytaç. Aytaç Şerefova. Uzun gönderdi. Sümeyra kademeli dikkatli Fatma. Çiğdem ön alan baskısı Balonga'dan. Sümeyra. Karina tek top oynadı Sevgi. Onun ara pası ceza sahası içerisine kaleci çıktı aldı. Aytaj.
Basit hata. Kenarda Emre Akça çok sinirlendi bu basit hataya. Güzel sıyrılış. Devamı gelmedi. Sümeyra. Sevgi ısrarla top istedi. Derinlemesine Rayza'ya doğru. Çok kontrolsüz toplar Natalya. Basit oynamayı birazcık daha zorlaştırıyor Beylerbeyi. Halbuki 10 kişi kalmış bir rakip karşısında daha basit oynasa çok daha etkili olacak Beylerbeyi. Böyle ayakları var. Rakip eksilten, savunma arkasına sarkan, etkili hücumlar gerçekleştirme becerisi yüksek olan. Taç Trabzon kullanacak. Uzaktan kaleye kolay bir top. Çok ütopik bir vuruş. Üç oyuncu birden geliyor. Gereği var mı sorusu da akla gelmiyor değil. Ama Derya böyle bir şut denedi ki oralardan golleri de var. Ama bu kez ayağına tam oturmadı. Çiğdem. Akia. Akia çok klas hareket. Akia pres. Rayza'nın önünde kalmadı. Savunma güvenliğini bırakmıyor Trabzonspor. 10 kişi kalmış olmasına rağmen. Serbest vuruş. Sağlık görevlileri tedavi için oyunda. Hatta ilk olarak Beylerbeyi fizyoterapisti ve sağlık görevlileri koştu. Şimdi Trabzonspor cephesinden de geldiler, yetiştiler. Kenara alınacak. Tedavi tamamlandıktan sonra frikik kullanılacak. Kart olmadığı için oyuna hakemden izin alarak dahil olacak Trabzonsporlu futbolcu. 60. dakika. Golsüz eşitlik devam ediyor. 21. hafta Kadınlar Süper Ligi heyecanı. Rayza'nın pası geçmedi Akia'ya. Çok faal düdüğü çalmaya başladı Ahmet Turan Timuroğlu. Frikik kullanılacak. Petra topun gerisinde. Petra Pizelç. Orta şut karışımı ceza sahası içine. Yaşanan karambol. Kafayla Elana indirdi. Kaptırılan top, kapılan top, iki tarafta da basit top hataları.
Daha doğru tanımlamayla pas hataları Sümeyra. Sevgi. Enteresandır. Geçen hafta da gördük. Bilmiyorum tabii bu işin kurmayları, ben bir anlatıcıyım. Anlatıcı aklımın yettiği kadar söyleyebilirim. Ama Beylerbeyi son iki maçta ki Ahmet maçı da dahil olmak üzere ayağa pas yapma noktasında ciddi eksiklikler yaşıyor. Ve çok fazla ayağa pas yapmıyor. Buna bağlı olarak da çok basit pas hataları yapıyor. Derinlemesine kick and rush toplar. Bakın yüksek toplar. Ve bu toplar hedefi bulmuyor. Yani mesela önünde Sevgi'nin geniş bir boş alan var. Orayı kullansa, içeri doğru sokulsa, Elana'yı görse, Raiza'yı görse daha etkili olmaz mı? Neden bu felsefe? Onu anlamakta bir anlatıcı olarak zorlandığımı söyleyebilirim. Tabii bana sadece anlatım olarak ortaya koyabileceğim fikirler adına yaklaşım göstermek düşer. Yoksa mutlaka teknik heyetin bir farklı fikri, farklı düşüncesi vardır. Ben sadece Ahmet maçında da onu gördüm. Bu maçta da onu gördüm. Çok fazla ayağa pas atma noktasında sıkıntılar yaşıyor. Çiğdem. Sevgi. Bakın sağ kanada nefis bir top ama yanındakiyle basit oynamak yerine zor olanı seçip Karina'yı da zor durumda bırakıyor. Söylemek istediğim işte bu. Çok güzel girdi araya. Raiza. Akia. Akia. Akia klas hareketler. Pozisyon bozdu Natalya. Hem arkadaşının pozisyonunu bozdu. Akia gitti topu kazandı Çiğdem. Kravets. Tekrar Çiğdem. 10 kişi kalan rakibi karşısında birazcık daha ayağa pas. Birazcık daha endişesiz futbol lazım. Çok komik bir hata yine. Derya yaptığı hatayı, kaleye doğru gönderilen top dışarı çıkıyor. Sümeyra. Aldı verdi aldı. Güzel. Solda boşluk var. Atarsa tehlike. Attı. Şimdi derinlemesine. Raiza. İyi kontrol. Raiza. Son anda kaleci. Raiza. Daha etkili olabilirdi. Beylerbeyi'nin Aytaç'ın kalesinde gole yaklaştığı an 64. Elena. Aytaç'ın bütün kaleci vuruşları çok kısa düşüyor. Topu aradı Karina, bulamadı. Faul yaptı, sonra sarı kart görecek. Derya kaptırdı. İkinci hatası bu. Maçın ilk yarısında da ciddi hatalar yaptı. Bugün ritminden birazcık uzak. Natalie Press. Akia. Oyuna girdikten sonra oyuna net hareket getirdiği kesin. Kravets'i de stopere çekti. Konku çıkartınca Emre Hoca. Kravets'le birlikte oynuyor Çiğdem. İki stoper. Onlara göbekten destek veriyor. Görüntüde izlediğiniz Natalya. Bakın yine uzun bir pas savunma arkasına. Raiza'ya. Bu kick and rush'lı uzun top dönemi bitti artık futbolda. Ya yani bu tarih öncesi.
Artık bunu kullanmıyor. Dünyadaki hiçbir futbol teknik direktörü bu sistemi kullanmıyor. Kick and rush'lar, içeri uzun toplar. Ya artık mezzellaları üretiyorlar. Çizgiden içeri dalan toplar. Ayağı çok daha sık pas. Görüyorsunuz bunu mesela Fenerbahçe'de özellikle Cengiz bunu yapıyor. Özellikle bunu Tadic yapıyor. Çizgiden bindirmeler yapıyor. Daha net paslar. O yüzden mesela en çok konuşulan konulardan bir tanesi sarı lacivertlerden örnek verelim. Stoperleri bu kadar kalabalıklaştırdı. Çünkü daha fazla topla çıkma çabası, orta alanı daha fazla besleme. İşte bu paslaşmalar bakın çok güzel geldi. Şimdi arapasını yap artık Sevgi arapasını. Sevgi uzaktan vurdu. Halbuki bomboş pozisyonda top istiyordu Karina. Ara pası yapsa. On kişi kalan rakibi karşısında son 20 dakikaya doğru, 25 dakikaya doğru golsüz eşitlikle ilerliyor Beylerbeyi. Gereksiz zaman kaybı, gereksiz tartışma, bunlara gerek yok. Oyuna dönmek lazım hızla. Bir an önce gol bulması lazım şampiyonluk yarışı içerisindeki Beylerbeyi'nin. Atışın nereden kullanılacağı çok önemli değil artık. Burada her saniyenin çok büyük önemi var. Aki'yi alamadı. Destek geldi Natalya'dan. Kaleye vuruş kötü. Kaleci vuruşuyla oyun hareketlenecek. Ön alan baskısı yapmak istedi Trabzonspor ama tek kalınca vazgeçtiler. 10 kişiler zaten. Kravets. Rayza alamadı. Tekrar Rayza. Pas hatası Akya. Rayza dokunmadım ben diyor. Faul beklentisi oynayın dedi hakem avantaja bıraktı. Akiya koşmadı. Rayza iyi bırakmıştı. Ama görmeden bırakınca Akiya koşamadı. Derya vurdu kafayı. Sümeyra hareketli. Sümeyra kafayla indirdi. Sevgi. Natalya. Sevgi'yi kaçıramadı. Bakradze. Akya karşıladı. Az sonra Polina oyuna girecek. Zannediyorum Sevgi mi Polina mı tam göremedim. Sarı saçları görünce iki oyuncu değişikliği birden olacak. Sevgi biri zannediyorum. Sevgi'yi öne atacak. Emre Hoca forvet olarak. O bir stoperdi biliyorsunuz. Geçen Ahmet maçında da onu öne atmıştı. Rize pres yaptı olmadı. Sevgi bıraktı. Akya işte bu paslaşmalar mükemmel. Böyle gitmesi lazım Beylerbeyi'nin. At yanına Derya'ya. Atmadı kendi gitti Rize'a. Sağda bindirme var Sümeyra. O noktaya atılır mı? Attı. Mükemmel. Tek top Sevgi. Haydi. Orta ceza sahası içerisine. Sevgi yanaşsa Sümeyra'ya top almaya daha büyük tehlike olacak.
Çok kısa düşüyor. Az önce de söylemiştim size, bu kadar geride beklemesine gerek yok. Kale vuruşları çok kısa. Şimdi derinlemesine ters bir top. Aytaç'ın bütün kale vuruşları orta sahaya geçmiyor. Bakın yine kısa düşecek. Gördünüz mü? Gravets. Faul beklentisi var. Oynayın dedi maçın hakemi. Sümeyra yükseldi. Sevgi bırakın bana dedi. Sevgi pası isabetsiz. Riskli bir paslaşmaydı. Bereket araya çok iyi girdi. Karina. Elana'nın koşu yoluna. Derya da bindirme yapıyor. Elana Derya. İkisi de alamadı topu. Kenarda iki oyuncu değişikliği için hazırlık var. Akia bıraktı. Sümeyra. Sevgi. Sümeyra. Sümeyra'nın ortası kafa kalecide kaldı. Elana. Trabzon'da bir oyuncu sakatlık yaşıyor. Oyunu durdurdu hakem. Ayda Hadzic sakatlık yaşayan isim. 73. dakika. Ahmet Turhan Timiroğlu sağlık görevlilerini oyun sahasına davet edecek. Ki öyle oldu. Zannediyorum değişiklik olacak. Ben kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Değişiklik oluyorsa hemen orayı göstersin. Geniş planda sahayı gösterirse bizde kimler çıkacak, kimler girecek görelim. Sakatlık şu anda ekranlarınızda. Ayağa kalktı. Hadzic. Ayda Hadzic. Kenarda tedavisi devam edecek. Hakem atışıyla oyun hareketlenecek. Değişiklik gerçekleşmiş. Yanlış görmüyorsam. Sizler yedek kulübesini, daha doğrusu sakatlığı takip ederken ben orada 16 numarayla Canan'ı görüyorum. Yanlış görmediysem eğer Canan oyunda, muhtemelen Sevgi'yle yer değişti. Tam göremedim tabii, bunu net olarak söyleyemiyorum. Ve yine ileri alanda geçen hafta yaptığını yaptı Emrah Akçı Hoca. 7 numarayla Sevali de oyuna dahil etti. 7 Seval ve 16 Canan oyunda. Frikik. Sevgi çıktı anladığım kadarıyla. 77 Sevgi'yi göremiyorum ben. Ryze oyunda. Elan oyunda. Derya mı çıktı diye bakıyorum. Derya da yoklar arasında görüyor gibiyim ama tabii net bir şey söylemek çok zor.
Rakiplere oyuncu değişikliği olacak. Oraya bir zoom girebilir miyiz? Kimler çıktığını görelim net olarak. Sevgili kameraman arkadaşımdan da rica edeyim. Bir türlü tersini düzüne denk getiremediler. ile 7 değişti. Onu gördüm. Ama ışıklı tabela yanmadı ve bu yanmadan değişim enteresan. Ya dediğim gibi hani iptidayı saldım çayıra, Mevlam kayıra moduyla böyle Kadınlar Süper Ligi yaptık mı yaptık. 19 numaralı formasıyla Elif Ataoğlu oyunda. Hani orada net kim girdi, kim çıktı, bu maç anlatılıyor mu, anlatılmıyor mu? Buna değer verenler var. Biz de aynı değeri veriyor muyuz? Yok, öyle bir şey yok maalesef. Rayza. Akiya bindirme yaptı. Rayza kendi gitti. Rayza kaleye, ütopik bir vuruş yine. Sizin de dikkatinizi çekti mi? Beylerbeyi oyuncular arasında bir kopukluk var. Yani bunu herhalde Metin Şentürk bile görüyordur. O kadar rahat pas verilebilecek yerlerde, pas trafiği oluşturabilecek, istasyon kurulabilecek yerlerde o istasyonlar bir türlü kurulamıyor. Canan pasını verdi, içeriye doğru sekti. Seval kaleye baktı, Seval vurdu, Canan'ın önünde kaldı. Canan ceza sahası, kaleye doğru, kaleci boşta kaldı, kimse koşmadı. Kimse hareketlenmedi. Akia bıraktı. Tekrar Akia. Sümeyra. Canan top istedi. Sümeyra orta içeriye, çok erken başladı, doldur boşaltlar. Röveşata dışarı. Daha 78. dakika. Uzatma hariç 13-14 dakika var. Daha kontrollü, daha ayağa pas. Haydi kızlar. Beylerbeyi bu maçı alabilecek güçte. Seval yükseldi. Rayza. Rayza aldı mı gider Rayza. Kaleci çıktı. Rayza. Trabzon yaklaşık 35 dakikadır 10 kişi. Ara pası Canan'a. Haydi Canan. Canan. Canan dokundu. Savunmadan döndü. Bütün hatlarıyla yükleniyor Trabzonspor kalesine Beylerbeyi. Beylerbeyi YouTube adresinde sizlerle birlikteyiz. Orta ceza sahası içine kafa. Ters bir kafa, korner olacak. Olmadı. Bordo mavili renklerin gönüldaşları çabuk kapattılar. Grace. Çok klas sıyrıldı Balonga Grace. Akia tek top. Elena iyi sakladı. Canan. Canan kolay bir pozisyonu harcadı. Dediğim gibi işte basit oynama sorunu var Beylerbeyi'nin. En basit hareketler yerine böyle daha spektaküler, daha Ronaldo vari, Messi vari, klas hareketler denemeleri. Böylelikle her dakikanın, her hücumun önemli olduğu bu zaman diliminde hata getiriyor. Bu da Beylerbeyi gönüldaşlarını üzüyor. Yoksa Beylerbeyi 10 kişi kalan bu Trabzonspor karşısında rahat kazanabilecek güçte bir takım. Takım hüviyeti, takımın kuruluş sistemi bu galibiyete yakın. Ligde sadece 4 galibiyet, 6 galibiyet özür dilerim olan bir takımdan bahsediyoruz. Trabzonspor'dan fersah fersah daha üstün imkanlara sahip bir takım Beylerbeyi ki Tahir Kıran bunu sağlıyor.
Bakmayın siz Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, bunlar müessese takımları gibi, daha doğrusu hani dört büyükler olarak adlandırılıyor ama Beylerbeyi bu kadar dört büyüğün arasında en fazla imkana sahip ve özellikle kadın futboluna çok büyük yatırım yapan bir kulüp görüntüsü içerisinde ve Tahir Kıran bunu sonuna kadar bütün muslukları açarak yapıyor öyle. Tek muslukla falan değil. Bütün imkanları seferber ediyor. Kaç tane takımın maçı şöyle yayınlanıyor bu kadar üst düzey, özellikle Beylerbeyi'ndeki maçları 4 kamerayla, 5 kamerayla bazen yayınlıyor ki bugün alt liglerde bile, birincilikte bile 5 kameralı maçlar çok az. Sümeyra, iyi pas. Bütün hatlarıyla yükleniyor Beylerbeyi. Orta ceza sahasına. Geçmedi. Kaleye doğru gönderilen top dışarı. Çiğdem. Beylerbeyi'nin artık gol bulması lazım. Oyun sıkışıyor. Hakikaten her pasa, her pozisyona dertlenmemek elde değil. Hiç kuşku yok ki şu uzun toplara, kiki araçlara, yani Sayın Tahir Kıran'ı azıcık tanıyorsam dertleniyordur. Neden basit oynamıyoruz diye. Faul. Meryem. Rayza hareketlendi, alamadı. Fatma. Akia. Sabitsiz pas. Taç atışı kullanılacak. Görüntü kalitesinde zaman zaman bozulmalar oluyor. Bir kez daha çok özür diliyoruz. Bizden kaynaklanmıyor. Özellikle bölgedeki internet hatlarından kaynaklı bir sorun var. Sümeyra top istedi. Sümeyra aldı. Ara pası Seval. Seval faul bekledi. Kalk diyor hakem. Sümeyra. Çok güzel top. Haydi el ara. Hızlı. Yine bir sakatlık, yine zamana yönelik tavırlar. Son 5 dakika. Sağlık görevlileri oyunda.
10 kişi kalan Bordo Maviler karşısında. Genelde çok yavaş hareketlerle gidiyor oyuncu. Zamana yönelik davranışlar Trabzonsporlarda. Bugün saygıdeğer Cumhurbaşkanı'nın Trabzon'da olması kaynaklı internet hatlarında güvenlik önlemleri çerçevesinde jammerların çok yoğun olması kaynaklı sıkıntılar yaşıyoruz. Bizden kaynaklanmıyor. Bir kez daha internet altyapısından kaynaklandığını söyleyelim saygıdeğer izleyenler. Seçim çalışmaları çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Trabzon'da bugün. Çok fazla jammer var çevrede. Seval bıraktı. Tekrar Seval. Haydi kızlar. Akia. Akia içeri doldurdu. Seval indirdi. Biraz daha çoğalmak lazım. Risk almak lazım. Sanki birazcık daha stoperleri öne atmak lazım. 88. dakika. Yaklaşık bir devreye 10 kişi oynayan bir rakip karşısında pozisyon bulamadık. Hani var mı pozisyonumuz? Yok. Raiza. Sümeyra. Sümeyra uzun gönderdi. Hani bazen oyunun içine ben de gireyim, şu pasları nasıl atacağınızı size göstereyim gibi bir hisse kapılır. Özellikle spikerler. Bu anlardan birini yaşıyorum. Hani bazen neden bu kadar şişirme, savunma arkasına atılan toplar gayreti ve çabası oluyor? Halbuki bu toplar yerine birazcık daha ayağa oynanan bir mücadele her zaman daha fazla iş yapacak. Sümeyra. Basit oyna Sümeyra. Sol kanada. Akia. Akia kaptırdı. Kaptı. Oynayın dedi hakem. Haydi kızlar. Sümeyra daha basit oynamak lazım. Sümeyra doldur boşaltlar başladı. Bunlar sonuç vermiyor. Bir oyuncu daha attı kendini yere. Bir oyuncu daha. Dakika 90. Trabzonspor haklı olarak oyunun boşluklarına sığınıyor. Balonga Grace yerde. Oyuncu değişikliği. Bir de Balonga Grace çıkacak. Sakatlandığı için de SD ile çıkar muhtemelen. Arife Şentürk oyuna giriyor. Hakikaten yazık olacak maça. Sümeyra. Canan. Sümeyra. Orta içeriye. Sekti. Geriye çıkartılan top. Kravets. Out. 90 dakika bitti benim kronometreme göre. Oyunun sonuna ne kadar ilave edildi? Faul diyor hakem. Sakatlık Elif Ataol. Sağlık görevlileri oyun sahasında.
Trabzon deplasmanında 2 puan daha bırakırsa Beylerbeyi şampiyonluk yarışında büyük yara alacak. Ve yüreğimiz kanayacak. Canımız yanacak. Çok ciddi yatırımlar. İlk yılında Süper Lig'e geliş. Süper Lig'de belki de bir şampiyonluk hiç de uzak değil. Ama iki maçta çok basit hatalar. Akya bıraktı. Haydi son dakikalarda bir talih değişikliği olur mu? Kaleci çıktı ve aldı. Bugün sadece yaptığımız kicker rush'lardı. Sadece savunma arkasına uzun derinlemesine toplar. Ne bir kanat kullanılabildi, ne bir yerden paslaşma trafiği oldu, ne bir pas istasyonu kurulabildi. Yani öz eleştiriyi de doğru yapmak lazım ve oyunu da iyi okumak lazım. İyi fotoğraf çekmek lazım. Ahmet maçından ders almamışız. O çok net. Çiğdem. Sümeyra. Sümeyra orta içeriye. Haydi kızlar. Ceza sahası dışı. Faul dedi hakem. Düşen ayağa kalkmıyor. Olur gibi değil. Alış yani. Bazen söz bitiyor işte. Görüntüler her şeyi anlatıyor. Çok güzel girdi araya aldı. Nefis bir pas olabilir mi? Çok acele etti çok. Elana. Rize pres yaptı. Şuradan alamadığımız 3 puana yanmamak elde değil. Sadece ciğerimiz yanmıyor, yüreğimiz yanmıyor, aklımız da yanıyor. Ne kadar kolay bir 3 puanı alabilecekken 10 kişilik rakip karşısında. Haydi kızlar. Seval indirdi. Nereye? Maalesef son saniyeler artık. Yani normal düzene bakarsanız Trabzon deplasmanından alınan bir puan her zaman önemli gibi gözükebilir ama bu Beylerbeyi ve Tahir Kıran'ın muazzam çabalarıyla kurulmuş harikulade bir takım. Kızı Dilanaz Kral'ın büyük çabalarıyla oluşturulmuş muhteşem bir takım. Ve bu takım bugün bir puanla yetinmemeli. Haydi Elana! Kaleci. Ve maalesef bitti. Evet, Trabzon'da maalesef kazanamıyoruz. Beylerbeyi Rayza'yı uzaklaştırıyor oradan. 0-0 bitiyor. Hem de 10 kişi kalan rakibe karşı. Söylenecek çok şey var. Bu maçın MR'ı mutlaka çekilir. Analizleri yapılır. Ama bir gerçek var ki oyun kurgusu anlamında çok iyi saptamalar yapıp iyi planlamalar oluşturulmasında fayda var. Bir bakmak lazım. Tabii en iyisini değerli hocalar bilir. Biz anlatıcılar aklımız yettiğince böyle yorumlar yapabiliyoruz. Çok üzgünüz. Beylerbeyimiz Trabzon deplasmanında 2 puan bıraktı. Şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp. Ki rakiplerin şimdi neler yapacağını bekleyeceğiz. Birazcık daha uzatılabilir miydi? Zaten uzattı da hakem elinden geldiğince ama hani biraz daha uzasa Beylerbeyi gol atar mıydı? O da kocaman soru işareti. Hani bir 10 dakika daha uzatmış olsa Beylerbeyi gol atar mı? Ona da evet atardık diyemiyorum. Üzgünüz dediğim gibi maç golsüz bitti. Beylerbeyi ailesine mutlu günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.